Merhaba, Kanser Eğitimi ve Araştırma Enstitüsü'nün bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde sizlere kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır 3 basamakta anlatmaya çalışacağım. Kendi kendine meme muayenesi neden bu kadar önemli? Çünkü kendi kendine yaptığımız meme muayenesiyle meme kanseri erken, çok erken safhalarda teşhis edilebilir ve dolayısıyla tedavisi hatta belki tamamıyla iyileşmesi mümkün olabilir. Muayene ettiğimiz mememizin tarafındaki kolu kaldırarak başımızın arkasına koyuyoruz. Daha sonra diğer elimizin 4 parmağını şu şekilde yassı halde bir araya getirerek mememizi, sağ mememizi muayene ediyoruz. Nasıl muayene edeceğimizi birazdan göreceğiz. Daha sonra bunu bitirdikten sonra diğer kolumuzu kaldırıp kafamızın arkasına koyduktan sonra yine diğer elimizin parmaklarını yassılaştırarak bir araya getirerek sol mememizi muayene ediyoruz. Bu yaptığımız her iki muayenede de dikkat etmemiz gereken elimizin altında herhangi bir şekilde şişkinlik veya doku kalınlaşması geliyor mu gelmiyor mu ona dikkat etmek. Şimdi yapmamız gereken aynanın karşısına geçip ellerimizi belimize koymak. Ellerimizi belimize koyduktan sonra aynada şuna dikkat edeceğiz. Her iki mememizde değişiklik var mı? Bu değişiklikler şekil açısından, görünüş açısından ve büyüklük açısından. Şimdi aynı şeyi kollarımızı yukarıya kaldırarak, başımızın üstünden yukarıya doğru kaldırarak aynı şekilde her iki mememizde muayene ediyoruz. Bir değişiklik var mı yok mu ona bakıyoruz. Hangi açıdan? Şekil, büyüklük ve form açısından. Şimdi sırt üstü yatıyoruz. Eğer sağ mememizi muayene edecek olursak, o halde sağ küreğimizin altına ya bir yastık ya da bir sarılmış havlu koyuyoruz. Sonra sağ kolumuzu yine başımızın arkasına koyarak yine birinci basamakta yaptığımız gibi diğer elimizin parmaklarını şu şekilde yast hale getirerek muayenemizi yapıyoruz. Muayenemizi nasıl yapacağımızı az sonra göstereceğim. Sağ tarafımızdaki muayene bittikten sonra sol tarafa geçmek için ne yapıyoruz? Bu sefer yastığı sol küreğimizin altına koyuyoruz. Sol kolumuzu başımızın arkasına koyarak sağ elimizin parmaklarını yassı hale getirerek sol mememizi muayene ediyoruz. Şimdi herkesin heyecanlı beklediği kısma geldik. Meme muayenemizi, kendi kendine meme muayenemizi nasıl yapıyoruz? Öncelikle bu dediğim gibi birinci ve üçüncü aşama için geçerli. Öncelikle elimizin parmaklarını şu şekilde yassı hale getirerek iki şekilde yapabilirsiniz. Ya yumuşak bir şekilde dokunuzun, meme dokunuzun üstüne şu şekilde basıp görebilirsiniz. Herhangi bir şişkinlik veya doku kalınlaşması var mı diye bakabilirsiniz. Ya da parmaklarınızı şu şekilde oynatarak göstereceğim şekilde muayenenizi yapabilirsiniz. İki şekilde dediğim gibi ya şu şekilde bastırarak hafifçe ya da parmaklarınızı şu şekilde oynatarak bakabilirsiniz. Yapacağımız birinci ve üçüncü aşamada yapmamız gereken muayene şu şekilde. Parmaklarımızı yassı hale getirdikten sonra mememizin dışından başlıyoruz. Yukarıya doğru, aşağıya doğru, yukarıya doğru, aşağıya doğru, yukarıya doğru, aşağıya doğru muayenemizi yapıyoruz. Ya da dediğim gibi şu şekilde yukarıya, aşağıya, yukarıya, aşağıya, yukarıya, aşağıya doğru meme muayenemizi yapıyoruz. Bu bittikten sonra ikinci kısma geçiyoruz. İkinci kısmada memenin dışından başlıyoruz yine. Meme ucuna doğru, dışarıya doğru, tekrar meme ucuna doğru, dışarıya doğru. Yine dediğim gibi şöyle bastırıyoruz. Dışarıya doğru, meme ucuna doğru, dışarıya doğru, meme ucuna doğru, dışarıya doğru, meme ucuna doğru, tekrar dışarıya doğru, meme ucuna doğru, dışarıya doğru, meme ucuna doğru.
ve tekrar başladığımız yere tekrar geri geliyoruz. Aynı şekilde bunu bu şekilde parmaklarımızı hareket ettirerek dokunun altında bir şişkinlik var mı yok mu görebiliriz bu şekilde. İkinci kısmı da bitirdikten sonra üçüncü muayene şekline geçiyoruz. O da memenin dışından başlayarak saatin göstergesi şeklinde içeriye doğru parmaklarımızı bastırarak meme dokumuzu muayene ediyoruz. Dıştan içeriye doğru şu şekilde bastırarak muayenemizi bitiriyoruz. Dediğim gibi şu şekilde parmaklarımızı şu hareket halinde de muayenemizi dışarıdan içeriye doğru hareket ettirerek muayenemizi bitiriyoruz. Dediğim gibi bu üçü de yapılması gerekiyor. Yani bunlardan tek bir tanesini seçmek değil, üçünü de birinci aşamada ve üçüncü aşamada yapmamız gerekiyor. Neydi birinci aşamamız? Birinci aşamamız kolumuzu kaldırıyoruz ve ayaktayken, ayakta durarak ve bu muayenemizi, üç muayenemizi sağ tarafta, bu üç muayenemizi diğer tarafta da yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Sırtımızın üstüne yatıyoruz ve aynı şekilde bu üç muayene tarzını sağ mememizde ve sol mememizde yaparak kendi kendine meme muayenemizi bitirmiş oluyoruz. Kendi kendine meme muayenesi için son derece önemli olan şey de aynı zamanda meme ucunu hafifçe baş parmağımız ve işaret parmağımız arasında hafifçe sıkarak herhangi bir şekilde sıvı ya renksiz ya da kanlı herhangi bir şekilde sıvı çıkıp çıkmadığına bakıyoruz. Eğer ki herhangi bir şekilde renksiz veya kanlı sıvı çıkıyorsa hafifçe bastırmanızın sonucunda o halde bunu derhal doktorunuza bildirmek zorundasınız. Meme muayenemizi bitirdikten sonra yapmamız gereken son bir şey var. O da koltuk altlarımızı muayene etmek. Koltuk altlarımızı neden muayene ediyoruz? Çünkü koltuklarımızın altında lenf bezleri var. Lenf bezlerini muayene etmek için kolumuzu herhangi bir kütüphane ya da bir koltuğun sandalyenin üstüne rahatça bırakıyoruz ve yine aynı şekilde daha önce öğrendiğimiz gibi parmaklarımızı yassı hale getirerek kollarımızın, koltuklarımızın altını muayene ediyoruz. Yine aynı şekilde bir şişkinlik veya doku kalınlaşması var mı ona bakıyoruz. Aynı şekilde diğer kolumuzu yine rahat bir şekilde herhangi bir kütüphane veya koltuğun üstüne rahatça bırakarak koltuğumuzun altını muayene ediyoruz. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa lütfen bu videomuzu beğenin, beğeniyorum tuşuna basın ve sevdiklerinizle paylaşın. Bu son derece önemli çünkü bu şekilde yine kendi çevrenizdeki insanların belki de hayatını bu şekilde kurtarmış olabilirsiniz. Biz de sizden öğrenmek istiyoruz. Aylık kendi kendine meme muayenenizi yapıyor musunuz? Yapıyorsanız nasıl faydalarını görüyorsunuz? Lütfen bizimle paylaşın. Aşağıdaki yorum kodlarına yazın. Herkes bunu yazarsa bakalım herkes birbirinden nasıl öğrenebilir? Umarım çok fazla sayıda insanlar bunu yapıyordur. Yapıyorsa bu bizi son derece mutlu eder. Çünkü bu şekilde gerçekten belki de kendi hayatınızı kurtarabilirsiniz. Eğer merak ederseniz Almanya'da meme kanserini yenen bayanla yaptığımız röportajda kendisi de anlatıyor ve kendi meme kanserini kendisi evde muayene ederek tespit ettiğini söylüyor ve ondan sonra başından geçen bütün A'dan Z'ye tedavilerini ve de meme kanserini nasıl yendiğini bahsediyor. Eğer bu sizin ilginizi çekerse bu videoyu linkini koyacağım ve siz de izleyip meme kanseri hakkında meme kanserini yenmiş birisinden ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Bence bu sizin için son derece faydalı olabilir. Yapmanızı istediğim bir şey var. Abone ol tuşuna tıklayarak YouTube kanalımıza abone olun ve bundan sonra yayınladığımız bütün videolardan haberdar olun. Kanser Vakfımıza bağışta bulunmak isteyenler varsa bu hazırladığımız, sizlere sunduğumuz kanser videolarını, ücretsiz kanser videolarının devamını getirmemizde yardımcı olmak isteyenler varsa lütfen web sitemizi ziyaret edin ve bağışınızı o şekilde yapın. Bu video sizin gibi izleyiciler ve destekçiler tarafından gerçekleştirildi. Diğer videolarımızı buradan izleyerek, buradan kanalımıza abone olarak ve buradan internet sitemizden bize bağış yaparak
bize, yani Kanser Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Vakfı'na destek olmuş olacaksınız. Teşekkür ederiz ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.